Smart Art, grafikler, şablonlar ve şekiller için olmazsa olmaz çok güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Bir komut olduğunu düşünüyorum. Hazır şablonlardan oluşur. Giriş sekmesinin hemen sağındaki ekle sekmesinde yer alır. Şekillerin altında Smart Art yazısına bastığımda burada bana birçok hazır şablon gösteriyor. Mesela burada diyor ki liste. Liste başlığımız solda. Geliyorum aşağı işlem. İşlem başlığımız solda. Ne yapmak istediğimizi zaman geçtikçe bileceğiz. Ona göre de direkt başlık kısmından devam edebiliriz. Örneğin ben bir yönetim kurulu şeması oluşturmak istiyorum. Burada gidip tek tek şekillerde kare yapacağım, işte ok çizeceğim, tekrar kare yapacağım, bunları ortalayacağım, hizalayacağım. Bunları mı yapmama gerek var? Hayır, buna yapmanız gerek yok. Hiyerarşi kısmına geliyorsunuz. Örneğin müdürünüzün, müdür yardımcınızın isimlerini yazmak istiyorsanız hemen burada sağda, sağ altta ad ve unvan kuruluş şeması dediği kısma basıyorsunuz. Ve diyor ki bir kuruluştaki hiyerarşik bilgileri veya ast üst ilişkilerini göstermek için kullanın diyor. Burada unvan kutusuna metin girmek için doğrudan küçük dikdörtgen şeklinde içine yazın diye kısa kısa ipuçları da veriyor. Mesela isim yazmak istiyorsanız böyle bir şablon oluşturacaksınız. Metin kısmına girip buraya müdür yazabilir. Mesela ismini de metin kutusuna girip deneme yazabiliriz. Böyle böyle devam ettirebilirsiniz. Ha, isim yazmak istemiyorum. Sadece unvanlar olsun diyorsanız da ekle geliyorum. Smart Art diyorum. Hiyerarşiye geliyorum. Kuruluş şeması adı altındaki şablonumu tamamlıyorum ve bitiriyorum. İşte burada müdür olsun. Burada müdür yardımcısı olsun. Burada uzman olsun. Burada uzman olsun. Burada da hiçbir şey olmasın. O yüzden ne yaptım? Delete tuşuna bastım. Delete'e. Delete tuşuna bastım ve şeklimi çizdim. Bunun dışında neler yapabilirim? Taşıyabilirim. Küçültebilirim. Büyütebilirim. Üzerine geldiğimde bunun dışında başka birçok şey yapabilirim. Ne yapabilirim? Tasarım diyorum. Dikkat edin. Ekle kısmındayım. Normalde bazı bir fonksiyonları var uygulamaları, ayarı daha doğrusu. Eğer o ayarları açarsanız direkt üzerine geldiğinde de açar tasarım kısmında. Kapalıysa ekle kısmında kalır ama tasarım diye bir bölümünü açar. Onu siz kendiniz taşımanız gerekir. Onu da ilerleyen videolarda göstereceğiz. Ona hiç acele etmeyin. Şu an tekrar tasarıma basıyorum. Daha sonra burada İşte şekilleri dönüştür, grafiği sıfırla, renkleri değiştir diye birçok burada komut var. Bu komutları aslında kendinizin denemesi çok daha güzel. Ben sadece birkaç tanesini göstereceğim video uzamasın diye. Ama diğerleri gösterdiklerimden daha önemli değil, onu biliniz. Örneğin renkleri değiştir, müdürün rengini farklı, diğerlerin rengini farklı yapmak istiyorum. Renklerini değiştir diyorum. Ve burada bana ön izlemesi olan kutucuklar var. Mesela müdürün rengi turuncu olsun, diğerleri sarı olsun. Mesela burada müdür birazcık da belli oluyor. Bu böyle bir şey yapabiliriz. Onun dışında mesela düzen dediğimiz bir şey var. Solda asılı diyor. Basalım. Bakın burada hepsini solda asılı bir şekilde bırakıyor ama üstten aşağı doğru. Sağda asılı dersek bu sefer müdür yardımcısını solda bırakacak, uzmanları sağda bırakacak gibi birçok buradan da düzenleme yapabiliriz. Onun dışında şu şekli beğenmedim diyelim. Mesela çerçevesiz veya işte çok bir belirginliği yok. Hemen renkleri değiştirin sağ kısımda. Hatta ön izlemeleri de görünüyor. Böyle garip garip şeyler yapabilirsiniz. İstediğiniz stili yapabilirsiniz. Örneğin böyle bir 3 boyut katmak isterseniz tuğladan görünüm. Altta da adı oymuş, tuğladan görünüm. Sola bakıyorum, adı pudraymış. Şu güzel görünüyor bazen. Şöyle birazcık böyle kenarlıklı sanki bir odanın üstüne isimlik asmışsınız gibi bir görüntü veriyor. Mesela bunları böyle kullanabilirsiniz. Bu birçok dediğim gibi özelliği var.